Hocam soru sorabilir miyim? Tabii sorabilirsin. Hangi hallerde gizli oylama yapılır? Şimdi hangi hallerde gizli oylama yapılır? Gizli oylama ne demek? Bir açık oylama vardır, herkesin umurunda yapılan. Bir de gizli oy. Önemli şeylerde karar verirken gizli oylama yapılır. Yani kimin oy verdiği bilinmesin. Çünkü tehlike doğurabilir. Mesela nedir? TBMM Anayasa Mahkemesi'ni 3 üye seçiyor değil mi? Evet. Bu 3 üyeyi seçerken ne yapar? Gizli oylamayı seçer. Kimin oy verdiği bilinmesin. Şu an kaçıncı sayfadaki soruyu soruyorsun? 27. 27, tamam çok güzel. Bir de TEMRE Başkanlık Seçimi. TEMRE Başkanlık Seçimi yapılırken yine gizli oylamayla yapılır. Yani kim oy verdi, kim vermedi bilinmesin diye. Çünkü bunlar hassas durumlar. Bunun dışında başka hangi hallerde yapılır? Milletvekili bağdaş memur görevi kabul eden milletvekilinin düşürülmesi için yapılan oylamada yine gizli oylamayla yapılır. Çünkü düşünsene, mesela ben milletvekiliyim ama milletvekili bağdaş memur bir iş yaptım. Mersin Barı'nda başkanlık yapıyorum. Ve beni düşüreceksiniz. Beni düşürürken açık oylama yapılırsa ne olur? Örnek veriyorum. Ben de oylamaya katılıyorum. Ve açık oylamada sen dedin ki, işte milletvekili düşsün. Hemen kara deftere yazar. Benim milletvekilim düşsün dedi. Çıkışta görüşürüz. Dolayısıyla tehlike doğurabilir. O yüzden gizli oylama yapılır. Bunun dışında bakan ya da başbakanın Yüce Divan'a sevkine ilişkin oylama da gizli oylama yapılır. Çünkü Yüce Divan'a sevk etmek ne demek? Yüce Divan neresi? Anayasa Mahkemesi. Normalde Anayasa Mahkemesi davaları Anayasa Mahkemesi sıfatıyla bakar. Ama bazı kişileri yargılarken ismi değişirse Yüce Divan olur. Örneğin Cumhurbaşkanı, Bakanı, Başbakanı, Temel Başkanı, Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz, Hava, Jandarma Genel Komutanlarını, bunun dışında Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyelerini, Yargıtay Başkan üyelerini, Danıştay Başkan üyelerini, onun dışında Askeri Yargıtay Başkan üyelerini, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkan üyelerini, Sayıştay Başkan üyelerini, HSYK Başkan üyelerini, veyahut da Cumhuriyet Başsavcısını ya da Başsavcı Vekilini yargılarken Yüce Divan sıfatını kullanır. Şimdi Yüce Divan dediğimiz Anayasa Mahkemesi'dir. Şimdi bakan ya da başbakan Yüce Divan'a göndermek ne demek? Şu şekilde. Mesela kendi görevleriyle ilgili bir cezai suç işlemişler. Mesela kendi görevleriyle ilgili ne yaptılar? İşte bir yolsuzluklar yaptılar, ihaleler alım satımlara fesat karıştırdılar. Bu durum tespit edildi. Yüce Divan'a sevk edilebilmesi için bir kere bir meclis soruşturması açman gerekiyor. Meclis soruşturması en az kaç milletvekilinin teklifiyle açılabilir? 50? 5 milletvekilinin yazılı teklifiyle açılabilir. Yani onda biri oluyor değil mi? 550'nin onda biri, 55 milletvekili yazılı teklif edecek. Diyecek ki bu bakan hakkında soruşturma istiyoruz ya da başbakan hakkında soruşturma istiyoruz. 55 milletvekili yazılı teklif sunacak meclise, meclis ne yapacak? Bu teklifi oylamaya geçecekler. Ve bu oylamada bakan ve başbakan için oylama yapılacak. Yüce Divan'a sevk edelim mi? Etmeyelim mi? Şimdi bu oylama yapılırken nasıl olacak? Gizli oylama yapılacak. Bu gizli oylama. Eğer ki bu gizli oylamada üye tam sayısının 276'sı, yani 550'nin yazın bir fazlası 276 mı ediyor? Üye tam sayısının salt çoğunluğu. 276 milletvekili evet Yüce Divan'a sevk edilsin derse, gizli evet oyuyla sevk edilsin derse, bakan bakanlıktan düşüyor, başbakan düşüyor. Başbakan düşünce zaten hükümet istifa etmiş sayılıyor. Peki ne oluyor? Düşünce görevlerinden almış oluyoruz. Ama Yüce Divan'a göndermiş oluyoruz. Bakan ve başbakan Yüce Divan'a gitmiş oluyor. Peki ne yapıyorsun? Bakan ve başbakan hayatını kaydırıyorsun. Neden hapse gönderiyorsun? Yüce Divan'a toplanacak ve deliller sabitleyecek. Adamı 20-25 yıl hapse atacaklar. Peki şimdi ben bakan ya da başbakan olsam, beni Yüce Divan'a sevk ederken açık oylama yapsam, ben yazarım değil mi kara deftere? Sonra gösteririm günüsü derim, değil mi? O yüzden Yüce Divan'a sevkine ilişkin oylama yapılırken ne yapılır? Gizli oylama yapılır. Başka bir örnek ne var? Meclis soruşturmasını açılıp açılmayacak. Zaten aynı. Meclis soruşturmasının açılması demek Yüce Divan'a gönderelim mi göndermeyelim mi demek. Tabii ki bu gizli oylama ile yapılıyor. Bunun dışında Anayasa Mahkemesi'ne 3 tane üyeyi temme seçiyordu değil mi? Gizli oylama ile seçiyordu. Bunun dışında kamu baş denetçisini seçmek ve Sayıştay üyelerini seçmek. Sayıştay üyelerinin hepsini temme seçer. Kamu baş denetçisi de temme seçer. Dolayısıyla temme seçerken bunda ne yapar? Yine gizli oylama yapar. Ve bir şey daha. Anayasa değişikliğine ilgili tekliflerin oylanması. Mesela yakın bir gelecekte buna benzer. Ya Temmuz ya Ağustos ya Eylül'de kısmetse bir referandum olacak. Başkanlık sistemiyle ilgili olarak. Peki bu başkanlık sistemiyle ilgili referandum olabilmesi için nasıl şartlar yaşayacak? Mesela ben geleceği şimdiden anlatayım sizlere. Bütün Türkiye'yi anlatabilirim. Şimdi anayasa değişikliği teklifi en az 184 milletvekili teklif edecek. Başkanlık sistemi gelsin. Nereye? Temme'ye teklif edecek. Temme Genel Kurulu bu teklifi ne yapacak?
İvedilikle görüşmeyecek, aceleyle görüşmeyecek. Teknik Genel Kurulu'da, TMB Genel Kurulu'da iki defa görüşülecek. Bu iki görüşmenin arası 48 saat olacak. İkinci görüşmenin bitiminden sonra artık meclis oylamaya geçecek. Bu anayasa değişikliğini kabul edelim mi, etmeyelim mi? Meclisin anayasa değişikliği teklifini kabul edebilmesi için bir kere gizli oylama yapacağız. Anayasa değişikliği teklifi gizli oylamayla üye tam sayısının 5'te 3'ünün kabul oyuyla mecliste kabul edilmiş olacak. Nedir? 330 milletvekili. 330 milletvekili gizli oyla anayasa değişikliği teklifini kabul ettiği zaman meclisten geçmiş demektir anayasa değişikliği teklifi. Ama 329 olursa olmaz. En az 330, üye tam sayısının 5'te 3 olacak. 330 milletvekili anayasa değişikliğini meclisten geçirdi mi, bundan sonraki iş Cumhurbaşkanlığı'na gidiyor. Meclis anayasa değişikliği teklifini ne yaptı? 330'da kabul etti. Cumhurbaşkanlığı'na gönderdi. Şimdi Cumhurbaşkanı'na nasıl geldi? 330, 331, 332. Nedir? Orada bir sayı oranı var. 330 ile 366 arasında Cumhurbaşkanı'na göndermişsiniz. Yani mecliste oylama yapıldı. En az 330, en fazla 366 gibi bir rakamla kabul edildi anayasa değişikliği gizli oylamayla. Böyle bir durumda 330 ile 366 arasında Cumhurbaşkanı yapabileceği iki şey var. Ya anayasa değişikliğini veto edip meclise geri gönderecek, ya da anayasa değişikliğini kabul etme durumu yok bu durumda, ne yapabiliyor? Halk oylamasına sunacak. Peki sizce ne olacak? Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bu 330 bulunduğu için 366'dan aşağı, 330'dan yukarı bir şekilde geldiğine göre Cumhurbaşkanımızın halk oyuna sunma yetkisi var. Cumhurbaşkanı da ne yapacak? Bu anayasa değişikliğini halk oyuna sunacak. Ve halkımız da ne yapacak? %52-53 ile anayasa değişikliğini kabul edecek ve başkanlık sistemi gelecek. Şimdi başka bir alternatif düşünelim. Diyelim ki Cumhurbaşkanı anayasa değişikliğini halk oyuna sunmadı. 330 ile 366 arasında geldi ya, halk oyuna sunmadı. Ne yaptı? Veto etti. Şimdi veto etmek ne demek? Meclise geri gönderdi. Meclise geri geldi. 335 ya da 330'da ya da 366 ile kabul edilen o anayasa değişikliği meclise geri gönderdi. Meclisin tekrar bu geri gönderilen anayasa değişikliğini Cumhurbaşkanı'na gönderebilmesi için üye tam sayısının 3'te 2'si gerekiyor. Yani 367 milletvekili kabul edecek ki Cumhurbaşkanı'na gönderecek. Eğer ki meclis o geri gönderilen 300 anayasa değişikliğini 367'yi bulamazsa Cumhurbaşkanı'na gönderemiyor. O zaman anayasa değişikliği iptal oluyor. Ama diyelim ki o veto edilen anayasa değişikliği meclise geldi ve meclis 367 ile buldu, Cumhurbaşkanı'na gönderdi. Böyle bir durumda Cumhurbaşkanı ne yapacak? Şimdi bu 367'nin iki şekilde gelme durumu var. Meclis direkt, veto falan düşünmeyin, ilk defa meclise sunduk anayasa değişikliğini. Ve meclis direkt 367 ile bulmuş olabilir. Ya da az önceki ilk şekilde anlattığım gibi, Cumhurbaşkanı'nın önüne 330 ile 366 arasında bir rakamla gelmiştir. Cumhurbaşkanı veto etmiştir, meclise göndermiştir. Ve meclis yine ne yapmıştır? 367 ile Cumhurbaşkanı'na göndermiştir. Yani doğrudan 367'yi bulmuştur anayasa değişikliği teklifi ya da veto üzerinde 367'yi bulmuştur. 367 ile eğer ki Cumhurbaşkanı önüne gelirse anayasa değişikliği, Cumhurbaşkanı bu durumda yapabileceği 3 şey var. Artık isteğe bağlı. O 330 ile 366 arasında ne yapıyordu? Ya veto etmek zorundaydı ya da halk oyuna sunmak zorundaydı. Kabul yetkisi yoktu. Ama 367 ile yukarısıyla gelmişse Cumhurbaşkanı yapabileceği 3 şey var. Veto edebilir, meclise geri iade edebilir. Ya da halk oylamasına sunabilir isterse, ya da kabul edip resmi gazeteye yayınlayabilir. Kabul edip resmi gazeteye yayınlandı, yürürleyebilir. Ya da halk oyuna sundu, halk kabul etti, yine resmi gazeteye yayınlandı, yürürleyebilirdi. Ama 367 ile geldi ya, Cumhurbaşkanı dedi ki burada veto etti. Burada veto etse bile çok şey değişmeyecek. Çünkü veto ettiği zaman tekrar meclise göndermiş demektir. Meclis 367'yi bulup geri gönderecek demektir. Burada sadece Cumhurbaşkanı ne yapıyor? Anayasa değişikliğinin yürürleyebilmesini geciktiriyor demektir. Biz buradaki duruma geciktirici veto diyoruz. Gönderdi, 367 yine bulup gönderdiler. Cumhurbaşkanı yapacağı iki şey var. Ya kabul edecek ya da halk oylamasına sunacak. Anladın mı durumda? Yani nereden buraya nasıl geldik? Anayasa değişikliği teklifleri nasıl oylanır dedik? Gizli oylama yapıyoruz. Çünkü hassas bir değişikliktir. Başka bir sorunuz? Yok. Teşekkür ederim. Sağ olun.